Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski bir sandalyemi boyayacağım. Arkadaşlar, sandalyemin temiz olduğundan emin olmam gerekiyor. Hani bir eğer varsa bir şeyler, sandalyenizi önce bir temizleyin arkadaşlar. Arkadaşlar, mutlaka yapmanız gereken şey arkadaşlar, zımpara yapmak. Normal tutacağım sünger zımpara var. Kolay zımpara yapılıyor, hiçbir zorluğu yok. Aslında bunlarda da vernik olduğu için bu zımparayla verniği kaldırmış oluyoruz ve boya daha iyi yapışıyor. Zımparaladım, sandalyem bitti ve mutlaka bir toz beziyle bu zımparaladığım tozları almam gerekiyor. Şimdi böyle bir rulo koydum, kullanıyorum. Boyamın ismini videomun altına yazacağım açıklamalarda. İlk başta boyamı biraz sulandırıyorum. İyice yediriyorum. Rulomu kaldırmadan sürüyorum. Bakın. İlk başta arkadaşlar açıkları kapatmaya çalışmayın. Yaklaşık 3 kat süreceğiz. Sadece yönümüzü değiştirmeden sürüyorum. Bitti arkadaşlar. Bakın, henüz kapanmadılar ve bu bir astardı. Kapatmak için o kadar uğraşmayın. Çünkü bu bir astar. Şimdi bekleyeceğiz kurumasını. Ya, merhaba arkadaşlar. Sandalyem kurudu, boyam kurudu. Bakın. Evet. Kuruyunca boyayı daha emiyor. Biraz daha eksilebiliyor boyası. Şimdi ikinci katını vuralım. Yine aynı yönde. Fark edebiliyor musunuz? İkinci katta sandalyemizin güzelliği ortaya çıktı. Arkadaşlar, bastırıyoruz. Yönümüzü değiştirmiyoruz. Aynı şekilde. Şimdi arka tarafına bakalım. Bakın arkadaşlar, farkı görebiliyor musunuz? İkinci kat. Bura birinci kat. Evet, ikinci katı da bitirdim arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakikamı aldı ve ikinci katta bakın daha güzel bir farklılık görülüyor. Buna daha benzedi. Ama kuruyunca boya da içine çekeceği için hani biraz daha açık görünecek. Onun için her ihtimale karşı biz 3. katı süreceğiz. Yaklaşık 3 saatte kurudu. Fakat akşam karanlık olduğu için ben ertesi gün artık oldu. Ve ertesi gün boyamaya, 3. katımı boyamaya başlıyorum. Kesme fırça kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce kullandıklarımda fırça izi fark ettim. Onun için iyice yedirmeye çalışıyorum. İyi. Bitti arkadaşlar. Bakın. Boyamam bitti. Şimdi kurumasını bekliyorum. Hani ne kadar emdi onu bakacağım. Ve ondan sonra bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kenarlarını özellikle ben boyadım. Kumaş kaplayacağız arkadaşlar. Sandalyem kurudu. Bakın. Ve bence yeterli. Vernik atmayacağım. Çünkü yağlı bir boya kullandım. Çok güzel bir boya. Açıklamalar kısmında hangi boyayı kullandığımı söyleyeceğim. Bir penyem var arkadaşlar. Çamaşır suyu değmişti. Sakladım. Bunu şimdi buna göre keseceğim. Evet. Kadar bir kenarım kaldı. İpimi değiştireceğim şimdi. Bakın. Şöyle oluyor arkadaşlar. Gerdire gerdire dikiyorum. Bitti
bitti arkadaşlar. Bakın. Kendimi diktim. Görebiliyorsunuz değil mi? Ve penye kumaştan bunu yaptım. Toplam yaptığım işlem 1 saatimi alıyor. Fakat arkadaşlar bekleme aşamaları sebebiyle ertesi güne 1,5 güne sarkabiliyor. Daha önce boyadığım sehpam. Bunlar da daha önce boyadığım sandalyelerim. Sizler de eski sandalyelerinizi, eski mobilyalarınızı boyayabilir ve değerlendirebilir, balkonunuza değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde balkonum oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.